Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere matematik dersinizden 2. dönemin 1. yazılı soru örneklerini çözeceğim, anlatacağım. Muhtemelen bu soruların benzerlerini öğretmeniniz sorabilir diye düşünüyorum. Toplamda 10 tane soru sizlere çözeceğim. Her soru 10 puan oluyor yani. Sizler benden önce videoyu durdurup cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusuyla ilgili. Aşağıdaki sayı doğrularında işaretlenmiş yerlerdeki kesirleri yazalım diyor. Şimdi birinci sayı doğrumuzda iki tane işaretlenmiş yer var. 0 ile 1'in arasında olduğuna göre demek ki bu iki tane işaretlenmiş yer basit kesir. Peki nasıl yazacağız öğretmenim derseniz önce şöyle yerlerini hazırlayayım ben. İlk önce bir bütünün hepsinin kaç parçaya ayrıldığını bulacağız. Yani sıfırdan başlayacağız. Sıfırı tabii saymıyoruz. Bir adım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir bütün 9'a ayrıldıysa paydamız 9 olacak. Bununki de 9 olacak. Peki birinci işaretlenmiş yer kaçıncı adımda? Sıfırdan başlayıp hopluyorum. Bir adım, iki adım. Demek ki ikinci adımda yani 9'da 2 oldu bu. Diğerine bakalım. Devam edelim. 3, 4, 5, 6, 7. adımda. O zaman burası da 9'da 7 oldu. Bu şekilde işaretli yerleri yazmış olduk. Diğerine bakalım. Sayı doğrumuz evet bir bütün var, iki bütün var, üç bütün var. Bu şekilde devam ediyormuş. Diğerleri yazmamış. Şimdi yine bir bütün kaça ayrılmış? Bir pasta kaça ayrılmış? Ona bakacağız. Bakıyorum. Bir adım, iki, üç, dört, beş. Bir bütün beşe ayrılmış. Bakıyorum diğeri de beşe ayrılmış. Diğer bütün de beşe ayrılmış. Demek ki burada her bütünü beşe ayırmışlar. Yani şöyle yapacağız. Şurayı göstereyim ilk önce. Paydamız 5 olacak. Bazen öğrenciler yanılıyor. Hepsini sayıyor. İşte 5, 10, 15 götürüp buraya 15 yazıyor ve yanlış oluyor. Bizim burada paydaya yazacağımız kısım bir bütün kaça ayrılmış onu yazacağız. Diğerinde de yine paydamız 5 olacak. Şöyle koyalım. Peki birinci işaretlenmiş olan yer kaçıncı adımda? Bakın buraya kadar 5 adım zaten değil mi? Sonra 6, 7. Demek ki bu bir bileşik kesir. 5'te 7. 7. adımda işaretlenmiş yer. Peki diğer işaretlenmiş yer kaçıncı adımda? 5 burada var. 5 burada 10. 11, 12, 13, 14. Yani 14. adımda. Bu da 5'te 14. Veya şöyle de okuyabilirsiniz. 14 bölü 5 diye de okuyabilirsiniz ama sizin genelde alışık olduğunuz tarzda 5'te 14. Bu da bir bileşik kesir. Ve yerlerini işaretlenmiş olanları yazmış olduk. Son olarak son sayı doğrumuzda bakın. Bir bütün kesilmeden geçilmiş. Diğer bütün de kesilmemiş. Diğer bütün de kesilmemiş. Ve üçüncü bütünden sonra diğer dördüncü bütün kesilmiş ve bir yerisi işaretlenmiş. Şimdi ne yapacağız? Bakın bir bütün, iki bütün, üç bütün. Bir kere biz burada üç tam diyeceğiz başa. Sonra dördüncü bütünümüz kaça kesilmiş ona bakacağız. Bir parça, iki, üç, dört parçaya ayrılmış. Paydamız dört olacak. İşaretlenmiş yer kaçıncı adımda? Bir adım, iki adım, üçüncü adımda. O zaman buradaki işaretlenmiş yer üç tam dörtte üç olarak yazılması gerekiyor. Geldik ikinci soruya. Kesirlerle ilgili bir problem var. Bu sınavınızda kesirlerle ilgili çok soru çıkacağını düşünüyorum. Aynı zamanda zaman ölçüleri var. Saatler, dakikalar, saniyeler, bunların dönüşümleri. Az sonra onlarla ilgili de sizlere sorular çözeceğim. Devam edelim. Bir çiftçi ürettiği 910 kilogram elmanın 7'de 4'ünü sattı. Geriye kalan elmaların tamamını 6'şar kilogramlık kasalara doldurdu. Buna göre kaç kasa elma oldu diyor. Şimdi elmaların hepsi 910 kilogram. 7'de 4'ünü bulmamız lazım. Ne yapacağız? İlk önce 910'u 7'ye böleceğiz. Paydamız da 7 var. 9'da 7 bir kere var. 2 kaldı. 1'i getiriyorum. 21'de 7 3 kere var. Evet. Son olarak yapmadığımız bir 0 var. Onu getiriyorum. 0'da 7 yok. O zaman buraya bir 0 koyacağım. 7'ye böldüm. 130 buldum. 4 parçasını satmış. Benim bulduğum bir parçası. 7'ye böldüğüm için. O zaman 130 ile 4'ü çarpacağım. Bakalım ne kadar sattı.
4 kere 0, 0, 4 kere 3, 12, 4 kere 1, 4, bir değeri de 5. 520 kilogramı satmış. Hemen ne yapıyorum? 910'dan 520 kilogramı çıkarıyorum. Geriye kalanları bulacağım. 1'den çıkmaz, 11'den 2 çıktı. 9, burada 8 kaldı. 390 kilogram elma kaldı. Sonra bunları 6'şar kilogramlık kasalara doldurdum. O zaman 390'ı 6'ya böleceğim. 3'te yok. 39'da 6. 6 kere var. 6 kere 6. 36. Çıkarıyorum. 3 kaldı. 0'ı getiriyorum. 30'da 6. 5 kere var. 5 kere 6. 30. Ve cevabı bulmuş olduk. Demek ki 65 kasa elma olmuş. Bu şekilde yaptık. Üçüncü sorumuz, aşağıda verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi birinci grupta bakın payda kısımları aynı. 10, 10, 10. Paydalar aynıysa üsttekilerden çok olanı seçerseniz büyük olan kesri bulursunuz. Yani burada 10'da 7 kesri en büyük. Sonra 10'da 4 kesri ikinci sırada. Ve en küçük 10'da 3 oluyor bu grupta. Bu şekilde yapmış olduk. Diğerinde ise bakın üstteki sayılar yani pay kısımları aynı olduğunda alttaki sayılardan az olanı seçerseniz en büyük olanı bulursunuz. Yani burada en büyük olan 5'te 3. Bunun sebebini de söyleyeceğim şimdi. Büyüktür. Sonra 9'da 3 ikinci sıraya ve en küçük olan 20'de 3. Bu şekilde sıraya koydum. Neden bu daha büyük? Genelde böyle bir soruda öğrenciler bazen şaşırıyor. Burada 20 sayısını görünce 20 diğerlerine göre daha büyük olduğu için sanki bu kesri büyük zannediyorlar ama öyle değil. Şöyle düşünün, 3 tane pasta olduğunu düşünün. Birinci pastadan yiyen kişi 3 parça yemiş, diğeri de 3 parça yemiş kendi pastasından, diğeri de kendi pastasından 3 tane yemiş. Ama buradaki kişi pastasını 20'ye kestiği için parçalar minicik olmuş, küçücük küçücük. Ama buradaki kişi pastasını 5'e ayırdığı için onun parçaları kocaman. Bu 3 parça yediğinde tabii ki diğerlerine göre daha çok yemiş oluyor. O yüzden büyük oluyor. Böyle kısa bir açıklama yaptıktan sonra 4. sorumuz. Şöyle bir soru da öğretmeniniz sorabilir. Burada modellenmiş gruplar var. Buradaki kesirleri yazacağız. Tabii ki birinci resimdeki kesrimiz basit kesir. Çünkü bir bütün henüz bitmemiş. Bir kısmı boyanmış yani. İlk önce ne yapacağız? Hepsini sayacağız. Bakıyorum 3, 6, 9. O zaman payda 9 olacak. Kaç tane boyanmış? 3, 4, 5 tane. Demek ki buradaki gösterim 9'da 5 oluyor. Diğerinde bakın bir pasta boyanmış, bir pasta bitmiş. Sonra diğer pasta da bitmiş ve diğer 3. pastaya geçilmiş. Ne yapacağız biz burada? Payda kısmına bir bütün kaça kesildiyse ona bakacağız. Zaten diğer bütünler de eşit kesilmiş. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. Diğer pasta da 6'ya kesilmiş. Diğeri de 6'ya kesilmiş. Peki kaç tane boyanmış? 6 tane buradan boyanmış. Yetmemiş. Diğer pasta da 6 tane boyanmış. Yani yenmiş diyelim. Pastalar kesildiyse 6 tane bunu da yemişler. Diğer pastadan da 4 tane yemişler. Yani 6, 12, 13, 14, 15, 16. O zaman buradaki gösterim 6'da 16 oluyor. Bir bileşik kesir oluyor. Diğeri de tam sayılı kesir olacak. Bakın bir bütün ve iki bütün hiç kesilmeden boyanmış. O zaman 2 tam yazıyorum. Sonra diğer kesir diğer bütün 8'e ayrılmış. Paydaya 8 yazıyorum. 3 tane boyanmış. Yani 2 tam 8'de 3 oldu. Geldik 5. soruya. 10'da A artı 2 kesri bir basit kesir. 12'de B artı 4 kesri bileşik kesir olduğuna göre A yerine yazılabilecek en büyük sayı ile B yerine yazılabilecek en küçük sayının çarpımının yarısı kaçtır diyor. Şimdi A yerine kimi yazmalıyım? Bu kesir basit kesir olacakmış. Basit kesir olacaksa burada 10 olduğuna göre burada en fazla 9 olabilir. Çünkü A yerine yazılacak en büyük sayıyı soruyor ya. Burasının 9 olması lazım en büyük. O zaman A'nın yerine kimi koyabilirim? 2 var zaten. O zaman ben A'nın yerine en çok 7'yi koyabilirim. Çünkü 7'yi koyduğumda bakın ne oluyor? 7 artı 2 9 oluyor. Yani 10'da 9 oluyor. O zaman A harfi 7 çıktı. Öğretmenim 6 da koyabilirsiniz. Evet koyabiliriz. 5 de tamam onu da koyabiliriz. Ama bize diyor ki A'nın yerine koyacağımız en büyük sayı. O yüzden ben 7'yi buraya koydum. 8 koyamam. Bakın 8 2 daha 10 olur. 10 bölü 10 yani 10'da 10 bileşik kesir oluyor. Olmaz. O zaman 7'yi koyduk. Dursun. Sonra buradaki kesir bileşik kesir olduğuna göre
En küçük bileşik kesri. Çünkü diyor ki en küçük sayıyı koymamızı istiyor. En küçük olması için şöyle. 12'de 12 olması gerekiyor bileşik kesir olması için. 12'de 13 olabilir, 12'de 14, 12'de 15 ama onlar daha büyük. Bize küçüğü lazım. En küçük bu. 12 olması için bakın 4 var zaten. O zaman B'nin yerine kimi koymalıyım? 8'i koymalıyım. Çünkü 8 ile 4'ü toplayınca 12 olacak ve bileşik kesir olacak. Bunu da buldum. Sonra diyor ki bu sayıların çarpımı, evet 7 ile 8'i çarpıyoruz, eşittir 56. Ve bunların yarısı diyor. 56'yı da 2'ye bölüyoruz. Sorunun cevabını bitirmek için. 2 kere 2 4. 16'da 8 defa var. Yani cevap burada ne oldu? Şöyle ayıralım da diğer soru karışmasın. Cevabımız 28 oldu. 6. sorumuz. Yandaki su deposunun 6'da 4'ü doludur. Depoya 36 litre su doldurulursa tamamı dolacaktır. Buna göre deponun tamamı kaç litre su ile dolar? Şimdi bu kadar var zaten. 6'da 4'ü. 36 litre daha dolarsa ilave edilince tamamen dolacak. Yani şu boş kısma gelecek miktar 36 litre. Bize deponun tamamını soruyor değil mi? O zaman ben şöyle yapayım. 36'yı 2'ye böleyim. Yani buradan bir parçayı bulayım değil mi? 36'yı 2'ye bölelim. Evet, bir kere var. 8 var. 8 oldu. Demek ki bir parça 18 litre su alıyor. Deponun tamamı kaç parçadan oluşuyor? 6 parça. Zaten resimden de görüyoruz. O zaman 18 ile 6'yı çarparız. 6 kere 8 48 elde var. 4 6 kere 1 6 4 de elde 10. Demek ki deponun tamamı 108 litre su ile doluyor. Yani cevap C şıkkı olacak. Biraz da zaman ölçüleriyle ilgili sorular yapalım. 7. sorumuz aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. 4 dakika nokta nokta saniye. Evet 1 dakika 60 saniye olduğu için 60 ile 4'ü çarparız. Değil mi? 4 kere 0 0 4 kere 6 24. Yani 240 saniye yazarız buraya. 3 saat 13 dakika nokta nokta dakika. Bunlar zaten dakika. 3 saati ben bulmam lazım. 60 çarpı 3 ne yapar? 180 yapar değil mi? 180 dakika. 13 de burada var. Onu da toplarız. Toplayalım. Ne oluyor? 193 dakika. Böyle yazdık. 138 gün nokta nokta ay nokta nokta gün. Şimdi bu şekilde olduğunda biz bütün ayları 30 gün olarak kabul edeceğiz. Yani öğretmeniniz size söyler zaten. Matematikte böyle işlemler yaparken bir ayı 30 gün kabul ediyoruz. Çünkü bazıları 31 gün, bazıları 30 gün, bir tanesi 28 veya 29 çekiyor ama biz matematikte böyle 30 olarak düşüneceğiz. 138'i ne yapacağız? 30'a böleceğiz. Çünkü aya döndüreceğiz, değil mi? Evet, kaç defa olabilir? 1'de yok, 13'te yok. Hepsine beraber bakacağız. 4 tane olabilir, değil mi? 4 kere 30 120 ediyor. Yaklaşıyoruz yani. 8 1. Evet, 4 ay oluyor ve şu kadar arttı. Bunlar da gün olarak kaldı. Yani 4 ay 18 gün oluyor. 155 dakikayı saat ve dakika yapacağız. Yine ne yapacağız? 60'a böleceğiz. Çünkü 60 dakika 1 saat oluyor. Şurada yer kaldı. 155'i 60'a bölelim. 2 tane olur. 3 tanesi 180 yapıyor. Fazla gelir. 120 oldu. Çıkarıyoruz. 5. 5'ten 2 çıktı. 3. 2 saat 35 dakika. 2 saat oldu. 35 dakika. Bu şekilde yaptık. 8. sorumuz. Saat 13.45'te yola çıkan otobüs 16.20'de gideceği yere varmıştır. Buna göre otobüs kaç dakika yol almıştır? Evet. Vardığı zaman 16.20. Ne zaman yola çıktı? 13.45'te. Evet, gittiği vakitten yola çıktığı vakti çıkarma yapacağız. Böylece ne kadar dakika yol aldığını göreceğiz. Daha doğrusu saat ve dakika olarak bulacağız. Sonra dakikaya döndürürüz. Şimdi çıkarma yaparken saatlerde dakikalardan dakikaları çıkaracağız. Sonra saatlere geçeceğiz. Fakat burada bir sorun var. 20'den 45 çıkmıyor. Ne yapacağız o zaman? Az geliyor yani, değil mi? O zaman buradan bir tane saati alacağız. Dakikaya döndürüp buraya ilave edeceğiz. Sanki komşudan hani çıkarma yaparken komşudan aldık diyoruz ya onun gibi. 1 saati aldık. 1 saat 60 dakika. Buraya dakika yazmamız lazım. 60. 20 de burada var. Bununla birleştirdiğimde 80 dakika oluyor. Şunu çizelim. Burada ne kaldı? 16 saat vardı. Birini verdiğimize göre 15 saat kaldı değil mi? Bunu da çizelim.
Şimdi çıkaralım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3. Dakikalar tamam. Saatlerde 5'ten 3 çıktı. 2. 1'den 1 çıktı. 0. Yani 2 saat 35 dakika yol almış. Yalnız bize diyor ki kaç dakika yol aldı? O zaman biz şu 2 saati de dakika yapalım. 2 çarpı 60 göstereyim hatta. 60 yazacaktım. 6 oldu. 2 kere 60 120 dakika. 35 dakika da burada var. Topladığımız zaman ne oluyor? Demek ki bu otobüs 155 dakika yol almış. Cevabımız bu şekilde olacak. Geldik son iki sorumuza. Bir trende bulunan yolcuların 9'da 3'ü erkek, 9'da 4'ü kadın ve geriye kalanlar çocuktur. Buna göre çocuklar tüm yolcuların kaçta kaçını oluşturmaktadır? Şimdi ilk önce erkeklerle kadınları toplayalım. 9'da 3 artı 9'da 4. Kesirlerle toplama işlemi. Ne yapıyorduk? Üstteki pay kısımlarını topluyoruz. 3, 4 daha 7. Pay da aynı kalıyor. Bazen öğrenciler 9'da 9'u toplayıp buraya 18 yapıyor. Yanlış oluyor. Paydayı toplamıyoruz. Payda 9'sa buraya 9 yazıyoruz. 9'da 7'si oldu değil mi? Peki trendeki yolcuların tamamı kaçta kaçtır? Bir şeyin bütününü yazarken ne yapıyoruz? Üstteki ile alttaki sayı aynı oluyor. Yani 9'da 9'dur. Bu kadarı erkek ve kadın olduğuna göre bunları çıkaralım. Geriye çocukların oranı kalsın. 9'dan 7 çıktı. 2 ve 9. Demek ki 9'da 2'si çocukmuş. Cevap bu şekilde bulmuş olduk. Son sorumuz. Saat 10.40'da çalışmaya başlayan bir işçi 2 saat 40 dakika aralıksız çalışmış ve mola vermiştir. İşçi mola verdiğinde saat kaçı gösteriyordu? Şimdi 10.40'da işe başlamış. Yazalım. 2 saat 40 dakika çalışmış. Yazalım. Saatlerle saatleri, dakikalarla dakikaları aynı hizaya getireceğiz. Toplayalım. 0, 0 daha 0, 4, 4 daha 8 dakikaları yaptık. Şimdi saatlerde 0, 2 daha 2, 12, 80. Şimdi 12, 80 diye bir saat olmaz değil mi? Çünkü 60 dakika olduğunda diğer saate geçiyor. O zaman şunu yapmalıyız. Buradaki 80 dakikadan 60 dakikayı alıp şuraya saatlerin olduğu yere vermeliyiz. Buradan 60 dakikayı alıp 1 saat yapıp şuraya verdiğimizde burası 13 oluyor. 1 saat katmış oluyoruz yani buraya. 80'den 60 gidince burada ne kalıyor? 20 kalıyor. Demek ki saat 13.20'ymiş işçi mola verdiğinde. Bu şekilde bulduk. Yani böyle sorularda sonucu bulduktan sonra buradaki 60 dakikayı geçtiyse oradan bir 60'ı alıp yan tarafa 1 saat olarak ilave etmeniz gerekiyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.